Irak'ta yaşadık, Suriye'de yaşadık, o istikarsızlaşma planlı bir şey. Şili'de yaşadık. Şili'de yaşadık. Latin Amerika'nın yani Erken, tamamında darbeler evet, yaşadık. Tabii. Orada istikrarsızlaştırma e, operasyonlarını gördük. Ama Afganistan'da biraz daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. Yani Afganistan'da ya o kadar net ki şimdi ilk başta Sovyetler işgali altındaydı Afganistan ve Amerika ideologları yani Amerika'nın e, yüksek siyasetini belirleyenler çok net bir şekilde şu tespiti yaptılar. Biz dediler burada radikal İslamcıları yani radikal dincileri bu yapıları Taliban gibi yapıları destekleyelim ve bunlar Sovyetlere karşı savaşsınlar ve Sovyetlere istikrarsızlaştırsınlar. Ve netekim gerçekten de öyle oldu. Yani Sovyetler de bölgede uzun süre kalmak için yani Rusya uzun süre bölgede kalmak için uğraş verdi. Ama Amerika'nın hat hatırlarsınız yani El Kaide'nin lideri Osama Bin Laden doğrudan CIA'nin bu işte görevlendirdiği bir figürdü. Ve bunlar yıllarca savaşlar ve gerçekten de Rusya'nın yani Sovyetlerin işgaline karşı başarık sağladılar. Yani Sovyetler çekilmek zorunda kaldı e, Afganistan'dan. Ama sonra ne oldu? Amerika kendi beslediği bu radikal İslamcı akımın, El Kaide'nin, oradan çıkan El Kaide'nin 11 Eylül'de saldırısını uğradı 2001'de. E, bu saldırıdan sonra hatta ondan sonra bile o ideologlar yani bunun şeyini oluşturanlar, e, siyasi altyapısını oluşturanlar, bu planı yapanlar bundan pişman olmadıklarını, Sovyetlerin çökmesinde Afganistan yenilgisinin çok önemli olduğunu savundular. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra Afganistan'a girdiler. Şimdi bugün yandaş gazetelere bakıyorum. 20 yıl sonra Hizmet çoğunun başlığı hemen hemen aynı ve böyle sanki emperyalizme karşı bir savaş e, kazanılmış gibi, yani emperyalizme karşı kazanılan bir zafer varmış gibi bir edada akitte, yeni şafakta haberleri veriyorlar. Ama yani burada büyük bir hata yapıyorlar. Amerika'nın istediği zaten buydu. Yani Amerika o savaşı kazanmak istediği için orada değildi zaten. Amerika Rusya'nın altında istikrarsız bir bölge yaratmak için. O bölgeyi de Taliban'ı bitiremeyecek bir güç yoktu. Yani tabii Taliban'a evet elbette zor bir coğrafya, çok şey zor bölgeler ama buna karşı etkili mücadele Amerika hiçbir zaman vermedi aslında. 2014 yılından beri de aslında yani çatışma bile, operasyonlar bile sürmüyordu 2014'ten beri. Bakın 6-7 yıldan bahsediyoruz. Hatta bununla ilgili Amerika'da filmler çekildi. Yani orada bir generalin hayatı anlatıldı. Hmm. O generalin nasıl bu işin, Brad Pitt oynadı hatta başta oyunda. Yani nasıl bir çaresizlik olduğunu anlatan, aslında o savaşın çok daha derin planlarla yapıldığını anlatan. Ama şimdi şöyle bir tablo or or ortaya çıktı. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Orayı böylesi istikrarsızlaşmak istikrarsızlaştırmanın bölgeye dair bir planın işaret, Yani Rusya'ya yönelik bir hamle yapıyor. Tamamen o kucağına, zaman o, Öyle bırakmayı hedefliyor. Hatta bir de şöyle bir gerçek de var. Yani bölgeye çok para akıtıldı. ve Ama aynı Türkiye'nin yaşadığı gibi bir sorun var. Çok büyük yolsuzluk sistemleri var orada. Da. Yani o bölgeye Amerika'dan Avrupa'dan giden kaynaklar işte çeşitli bir karzai olsun işte şimdiki Gani olsun yani onlar tarafından büyük yolsuzluklarla e, yok edildi aslında. Yani topluma o paranın yayılması da mümkün olmadı. Ve Taliban yani e, ülke Taliban'a hediye edildi aslında. Yani Taliban'a o kadar şey değil ama işte burada gördüğümüz gerçek şu. Şu bir birinci bir soru var tabii. Bu görüntülerden sonra. O uçaklar nereye inecek? Şimdi o uçaklar Türkiye'ye indi mi? Bazı uçaklar kargo uçakları var oraya dolduranlar var. O uçaklar Türkiye'ye indi mi? İkincisi e, yani Tamamen kaderine teslim ettiğinizde ki o insan hakları ihlallerini denetleyecek hiçbir mekanizmanız yok. Ve Türkiye'nin hala orada askeri var. Türkiye'nin askerleri orada kalmaya devam edecek mi? Türkiye'nin ne yapacağını birazdan konuşuruz ama bir not vereyim. Arnavutluk dedi ki e, Afganistan'dan kaçanlar için e, geçici olarak mesela Amerika'ya gitmek istiyor. Vize alanıncaya kadar Amerika'dan gelip Arnavutluk'ta yaşayabilirler dedi. Yani öyle bir ama kaç kişiyi alabilir Arnavutluk? Nasıl oraya götürülür zaten? Onların hepsi muamma yani. Ya bakın hani, Özbekistan almıyor şu an, Tacikistan almıyor, Rusya almıyor. Ya yani Sıradaki İr, İran alıp Türkiye'ye doğrudan gönderiyor. Biz göçü kapatıyoruz. Şimdi Erdoğan şunu fark etti en son. Ee, gerçekten çok büyük bir olay ve başımız çok ağrıyacak. Onun için önce sosyal medyada söylendiği gibi bir göç yok dedi, dalgası yok dedi sonra... Ciddiye alınması gereken hem de bir göç dalgası olduğundan söz etti. Ee, şimdi biz e, Amerika ile bir e, pazarlık halindeydik. Gideceğiz orada. işte havaalanını, e, Kabil havaalanını işletmek değil, korumak, korumak. Ve o vesileyle de oradaki yabancı misyona da bir tür koruma e, zırhı sağlamak için gidecektik. E, Amerika gitti. Kimle yapacağız şimdi biz bu pazarlığı? Artık o pazarlık kalmadı, bence. Kalmadı. O pazarlık şans yok. Çünkü Kabil Havaalanı'nın halini gördük. Ama burada şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu süreci Amerika hızlandırdı. Yani Amerika doğrudan şu açıklama. Yani Amerikalı kaynakların uluslararası ajanslara verdiği demeç. O demeç de öyle rastlantısal demeçler değildir hiçbir zaman. İşte bir hafta ile bir ay içerisinde Kabil düşer dediğiniz zaman zaten düşer. Ama burada şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ordu savaşmıyor. Yani Afganistan'ı aslında baktığınızda Taliban'dan Hittiler çok daha kalabalık bir ordusu var. Ama ordu savaşmıyor. Hatta savaşanların çoğunun yerel halktan olduğu ve polis teşkilatından olduğu bu zamana kadar savaşanların söyleniyor. Ama tabii burada şöyle bir durumda yani emperyalist, o emperyalist planlar her zaman zaten yani o emperyalist işgal, o emperyalist müdahale her zaman o toplumlarda vatan savunması anlamında ahlaki bir çöküşe neden oluyor. Burada da öyle bir şey değil. yani normalde vatanınızı bu kadar bırakmazsınız değil mi? Yani ki eminim orada da vardır yani Sonuna kadar e, toprağa için direnecek toprağını bu yobazlara teslim etmeyecek bir şey vardır. Ama görüyoruz işte yani bizim buradan çıkartmamız gereken bizi çok ürküten bizi gördük çok bu görüntülerin bu kadar dünyanın diğer yerlerinden daha fazla dehşeti düşürmesinin bir nedeni var bir nedeni var. Türkiye'de de bir tehlike var çünkü Türkiye yani laik sosyal Şimdi bir Rashid hukuk devleti. İran'ın dostumun e, konutunda sarayında her neyse o görüntüleri verir misin Dersucuğum? De Tam çünkü şimdi ondan yani ondan söz edebiliriz. Evet yani şey baktığınızda yani Türkiye'de yani bir laiklik dediğimiz kavramın aslında hayatımıza nasıl dokunduğunu, bütün yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, bir ülkeyi nasıl inşa ettiğini, bir ülkeyi nasıl böyle olmaktan yani bir Afganistan'dan olmaktan, bir Suriye olmaktan, bir Irak olmaktan nasıl koruduğunu yaşadık biz gördük. Ve eskiden böyle laikliğin yani anlamını belki toplum çok kavramıyordu. Böyle yukarıdan da yatılmış bir şey olarak görüyorduk. Ama laiklik çıkartıldığı zaman bir ülkeden bunun kabile devleti anlamına geldiğini öğrendik biz. Yani laikliği çıkartırsanız bir ülkeden o ülke kabile devletidir. Ve şimdi laiklikle laikliği boğazlamaya çalışan bir grupla Türkiye yıllardır mücadele ediyor. Bu toplumun çok 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 büyük bir kesimi bu laikliğin değerini artık çok daha iyi biliyor. Bütün hayatımızı güvence altına aldığını, bizi daha zengin bile yaptığını hatta ekonomik olarak daha zengin yaptığını, daha özgür yaptığını, daha, daha biraz gelişmiş yaptığını biliyor. Fazla ama bir, bir bağlantı değil mi senin? Yani şimdi Afganistan'a baktığımız zaman oradaki kadınlar, çocuklar, kız çocukları için çok üzülüyoruz. Gençler için çok üzülüyoruz ama hani Türkiye ile bir tür böyle bir bağlantı, layıklık meselesi tartışması üzerinden çok fazla... İleri, bir, Değil, şey ileri bir şey mi şey Ben çok ileri olduğunu düşünüyorum. Bakın ben şöyle, bir biz şöyle bir ülkede yaşıyoruz. Taliban'la inanç birliğimiz var diyen Cumhurbaşkanımız var bizim. Yani veya işte şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu ülkede tarikatlar var ve o tarikatlar dokun.